Merhaba dostlar, yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Videomuzun konusuna geçmeden önce arama motorlarından Mutinaz Tuğbe yazaraktan kanalımızın ana sayfasına erişim sağlayabilir. Dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda sizleri bekleyen abonelik butonumuz mevcut. Abonelik butona tıklayarak bildirim butonunuzu açmayı unutmayın. Ve ayrıca YouTube'nin sizlere sunmuş olduğu bizlere destek verebilmeniz için katıl butonumuz mevcut. Katıl butonu tıklayarak Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden size uygun olanı seçerekten tamamıyla YouTube'nin güvenli bir şekilde oluşturmuş olduğu bu sistemde kart bilgilerinizi ve tabii ki adınızı, soyadınızı, adresinizi girerek kanalımıza maddi destekte bulunabilirsiniz dostlar. Merhaba dostlar, yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu bakır bobinaj tellerinin testlerini sizler için yapmaya çalışacağım. Normalde bu bakırdan olma emaye kaplamalı bobinaj telleri bakır oranı yüksek oldukça tabii ki kullanmış olduğunuz projelerden daha fazla verim alırsınız. Yani katkılı bakır ise tabii ki eğer bir motor veya bir dinamo veyahut da bir elektrik üreten bir projede kullanıyorsanız verim alma miktarınız düşecektir. Ama saf bakır olduğu zaman elbette ki verim alma olasılığınız daha yüksek olacaktır. Şimdi farklı iki adet internet sitesinden almış olduğum bobin tellerimde mevcut. Arkadaşlar ateş testi gerçekten bakır dışında malzeme varsa göreceksiniz ekranda nasıl şekilden şekle girdiğini. Şimdi kalın tele uyguluyorum ateşi. Ve bir süre bekliyorum. Tabii ki ilk önce bobinin yanması lazım. Üstünde çünkü bobin kaplama var. Bobin kaplamasını sökmedim. Bu arada telin sıcaklığı aşağılara kadar indi arkadaşlar. Tuttuğum yere kadar. Tabii ki bakır ısıyı ileten bir materyaldir arkadaşlar. Isıya maruz bırakıyorum. Bakalım ne ile karşılaşacağız. Herhangi bir şey oluyor mu? Tabii bunun kalınlığı da aslında eğilip bükülmesini engelleyebilir. Dediğim eğilip bükülme olması lazım. Tabii bu eğilip bükülme aşırı ateş yani aşırı bir ısı karşısında olmuyorsa bakırdır. Normal içine farklı materyaller yani alüminyum, demir katkısıyla bakıra benzetilmeye çalışan tellerde bu çok özellikle ince tellerde kısa sürede oluyor. Ama bunda olmadı. Tabii bunda olmasının sebebi bakırın kalınlığı da alevin yetersizliği de diyebilirim ben. Ama şu an için gerçekten bakıra benziyor. Özellikle ısının transferi çok hızlı bir şekilde ısısını transfer ediyor. Yani buradaki ısı hemen anında burada hissedilebiliyor arkadaşlar. Bu da aslında bobin telimizin bakır olduğunu göstermekte. Şimdi diğer firmadan almış olduğum teli ateşe maruz bırakıyorum. Bakalım ne olacak. Üstündeki emaye hemen yandı. Her iki telimizde de çok fazla aşırı bir yıpranma olmadı. Yıpranma olmamasının sebebi bakır oranının yüksek olması. Çünkü bakır olduğu zaman katkı maddesi olmadığı zaman elbette ki şekilden şekle girmesi azalıyor. Şimdi televizyonda kullanılan bir bobinden söktüm. Tabii ki bu çok tellidir. Bilginiz olsun. Onu bir ısıya maruz bıraktırıyorum. Bu arada alevimizin kalitesi düşmüş. Çakmağımızın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok telli olmasından dolayı üstünde kullanılan bobin evet bu kızardı. Gördüğünüz gibi kızarmasına rağmen de telimiz şekilden şekle girmiyor. Bu arada çakmağımız da hata yapmaya başladı. Tekrardan arkadaşlar şuradan bir deneme yapmak istiyorum. Gerçekten çakmağımız bayağı bir dengesiz çalışmaya başladı. Evet. Şöyle kızarmasını istiyorum arkadaşlar. Bükülecek mi diye acaba?
Evet, kızardı. Bükülme yok. Bükülme yok arkadaş. Şimdi arkadaşlar saf olmayan bir bakırı test edeceğim. Bu daha önce sipariş vermiş olduğum uzun zaman önceydi. Tabi parçaları mevcut. İnternet LAN kablosu kat 6'da kullanılan ama bakır oranı neredeyse hiç olmayan bir kablo. Şimdi bunun üzerine bir alev testi yapacağım. Aslında bakır olup olmadığını kendiniz göreceksiniz. Gördünüz arkadaşlar. Nasıl eğilip büküldüğünü. Naylon gibi resmen. Tekrar görüyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan işlem yapacağım. Bu arada şekli alevden dolayı alıyor, bilginiz olsun. Şöyle tekrar göstereyim sizlere. Bakınız nasıl eğilip büküldüğünü kendiniz görüyorsunuz. Bunun sebebi bakır oranı hiç olmaması, sadece bakıra benzetilmiş olması. Resmen lehim gibi, alüminyum gibi eğirip bükülüyor. Bu ise ondan daha ince olmasına rağmen, kat katlardan oluşmasına rağmen, bakır olmasından dolayı üstündeki emaye kaplama yandı da yine eğilip bükülmedi. Ama bu ondan kalın olmasına rağmen gördüğünüz gibi nasıl ki beyazlaştı resmen. Şimdi telefon, yani normal internetimizde bu kullanılan telefon, kaliteli bir telefon telini sizlere göstereceğim. Bu da hemen hemen aynı kalınlıkta arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam kalınlık yanından bir sıkıntı yok. Şimdi normalde bunda bakır oranı olmasa aynı şekilde eğilip bükülmesi lazım. Ama gördüğünüz gibi bakır oranında herhangi bir sıkıntı olmadığı için kızarmasına rağmen hiçbir şekilde şekil değiştirmiyor. Değiştirmemesinin sebebi arkadaşlar bunda yani gerçek bakır. Şunda da az önce inceliğine rağmen kızarttık. Yine gerçek bakır. Şunda gerçek bakır yok arkadaşlar. İnternet LAN kablosu kat 6'da kullanılan. Şunda televizyon bobininden sökmüş olduğum saf bakır. Ama şunu arkadaşlar bakıra benziyor şu an için. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama bir türlü diğerleri gibi kızartamadığım için şu an için yani bir net cümle söyleyemem. Ancak bunu pürmüz çakmakla denesek. Çünkü kalınlığı elbette ki ısıyı algılaması zaman alıyor. Yani o kalınlığı bu alevle bir türlü kızartamıyorum. Kızartamadığım zaman da tabii ki ama acaba diye bir soru işareti kalabiliyor. Ama şu anki izlenim arkadaşlar bakır oranı da bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Şu an için bize bunu durum bunu gösteriyor. Tabii keşke kızartabilseydik. En azından daha rahat konuşurduk. Hatta şöyle uzunlamasına mı koysak ateşin içine? Kızarır mı acaba? Bu arada ısı elime kadar ulaşıyor arkadaşlar. Yaklaşık 4-5 parmak mesafe olmasına rağmen. Abi bir türlü kızartamadım nedense. Bu arada tutamıyorum arkadaşlar. Isının yayması aslında bakır olduğunu zaten hissettiriyor. Çünkü bakır ısıyı gerçekten iyi algılayan, iletkenliği iyi bir materyaldir. Biraz daha sabredelim. Acaba gerçekten kızartabilecek miyiz? Herhalde kıpkırmızı yapamayacağız gibi görünüyor arkadaşlar. Bu kadar da kafidir diye düşünüyorum. Çakmağın alevi oynamaya başladı ama bir türlü kızarmadı arkadaşlar. Ekranda o kızarıklığı size gösteremiyorum. Maalesef üzülerek söylüyorum. Elbette ki amatörce testlerdir. Ama bakırı, yani daha doğrusu kaliteli bakırı, kalitesiz bakırı alev yardımıyla öğrenebilirsiniz. En azından yani şu an elbette elimizde bir kimya laboratuvarı olmadığı için
Bu ürünlerin bakır olduğuna eminiz. Niye eminiz? Niçin eminiz? Alüminyum olsaydı arkadaşlar, alüminyum katkısı falan, bu kadar uzun süre bu aleve dayanamazdı. Mutlaka şekil değiştirirdi. Şu an burada görmüş olduğunuz her 3 telimizde de bakır oranı daha sıkıntı yok. Burada ise internet LAN kablosunda kullanılan bakır diye satılan piyasada içinde bakır barındırmayan, gördüğünüz gibi aleven temas ettiği gibi renk değiştiren bir tel gördük. Ama bu diğer bobinajlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Bunu gördük. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Belki merak edenleriniz vardır diyerekten. Yani her iki bobinajımızda da tabii ki ancak gerçek anlamda bakır testi uygulanırsa belki anlaşılır. Ama şu an için içimizdeki kuşku, yani özellikle benim internet LAN kablosuyla haşir neşir olmamdan dolayı, çünkü çok karşılaşıyorum, bakır diye satılmakta, satın almaktasınız. Maalesef içinde bakırdan eser yok. Ve tabii ki bakır olmayınca veri taşımakta zorlanıyorsunuz. Bakır arkadaşlar iletkenliği en iyi şeydir. Yani gümüşten sonra en iyi materyaldir. Bilginiz olsun. Özellikle teknolojide bakırın önemi çok önemlidir. Yani elektrik taşımasında bile bakırın kullanılmış olması, yani elektriği bir yerden bir yere taşımak, alüminyum veyahut da çelik kablolarda taşınması arasında fark vardır. Bakır daha net, kararlı iletkenliği yaparken, veriyi kaybetmeden taşırken, katkılı çelik, demir, alüminyum tarzı tellerde taşındığı zaman elektrik veri kaybı yaşanır. Bunu kendiniz de test edebilirsiniz. Mesafesini artırdıkça bakır kalitesinden ödün vermez. Taşıdığı veri elektrik olabilir, veri olabilir, internet olabilir. Ama diğer maddeler metrajı uzadıkça veri kaybeder, veri sorunu yaşattırır, dalgalanma yaşattırır. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Uzun bir video oldu. Sürçülisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Yeni videolarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Esen kalın, hoşça kalın, dostça kalın dostlar. Videomu sabırla sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arama motorlarından Mutinaz Tuğbe yazaraktan kanalımın ana sayfasına erişim sağlamayı unutmayın. Ana sayfasından dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. YouTube'nin tamamıyla güvenli sisteminde oluşturmuş olduğu katıl butonu hizmetinize girmiştir. Kanalıma destek vermek istiyorsanız Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden bütçenize uygun olan destek seçeneğini seçerekten kart bilgilerinizi girip adınız, soyadınız ve adresinizi girip kanalıma maddi destek sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın dostlar.